Gerizekalı mısın salak? Hey arkadaşlar merhaba, yeni bir vlogla karşınızdayız. Sakin ol. Ha babaya saldır. Saldır babaya. Bugün senin günün. Bugün senin günün. Duydun mu beni? Atla. Öp babayı. Öp babayı. Hayır üçlü yok. Üçlü olmaz. Üçlüyü kabul etmiyorum. Seni sevmiyor. Tükür babanın suratına. Niye bana tükürüyor lan? Özgürsün Heyo, git takıl. Evet, yine bir vlogla karşınızdayız. Bugün Heyo için özel bir gün. Çünkü Heyo'nun evini baştan aşağı yenileyeceğiz. Ne yapıyorsun? Kulağına giriyorum diye. Hadi göbeğine davul çalalım. Hadi çıkar göbeği. Çıkar göbeği. Bu kadar mı? Bana kızıyor. Haa çak. Dur göbeğine davul çalınca korkuyor bak. Bak gel. Tamam davul patlayacak. Abimin göbeğine davul çalmaya korktu. Bak ilk defa benden yanı oldun yani. Tamam. Aa ayağa kalkma öyle. Ne oldu? Göbeğinde davul çaldığım için kızıyor musun? Abi sen de çal gel. Sen de sen hızlı vuruyorsun ya. Hayır yavaş vur. Bak patlar ya. Patlamaz ya. Çak. Yeah, işte böyle. Dur daha öğreneceğiz. Merak etme daha olmadı. Ama kafayı kaldırıyor. Hadi. Hey yo. Garipsiyor, ne olduğunu anlayamadı daha. Senin gaganı yerim. Bugün Heyo'yu arkadaşlar kızartıp yiyeceğiz. Gerçek mi diyor? Seni yiyeceğiz. Suyuna da pilav pişirdim. Hayır yapmayacağız, manyak mısın? Yalnız içinde varmış ha, Heyo'yu kızartıp yesek hiç yadırgamaz. Pis vahşi. Heyo orada kal, bu adamdan uzak dur. Her neyse bugün Heyo'nun evini dediğim gibi baştan aşağı yapacağız. Heyo'nun evi burada, pislik içinde. Pislik içinde olmasının sebebi kendisi. Çünkü şerefsiz baba kabındakileri gagasıyla dışarı atıyor. Burası komple yarım saat önce temizlendi ve muhteşemsin Heyo, muhteşemsin. Evin ağzına sıçıyor. Niye evi kirletiyorsun, sıkıntın ne? Ne bakma bana öyle. Hadi dans. Hadi. Niye beni takmıyorsun? Biz böyle arkadaş değil miydik? Her neyse arkadaşlar. Heyo bir manyak ve benim canımı sıkıyor. Bugün içimden geldi. Hayvan sever diye tuttu. Heyo'yu çok seviyorum. Ağzı açık kaldı. Heyo özür dilerim. Bu adamın manyaklığına kusura bakma. Ben sana ceviz veririm. Gelin ceviz alalım. Deli adam. Evet Heyo. Al bakalım cevizini ye. Ye. Sen de çok. Yazık ya, üzüldüm. Dur ceviz verin. Al Heyo ye. İyice pislik bir insan oldum. Al büyük ye tamam. Ama güzel oluyor değil mi lan? Hayır ya. Böyle verip geri çekmek lan. Çocukken yaparlardı. Bende de dal geçiyorlardı küçükken. Aferin afiyet olsun ye ye. Ceviz şey gibi Heyo için çikolata gibi. Bir insan için çikolata neyse böyle tadımlık öyle olduğu zaman yersin onun gibi ceviz. Normal besin kaynağı elma falan filan. Bir de bazen salatalık yiyor. Bir de en çok sevdiği ekmek. Ekmek yemez ekmek. Kuş ekmek yer mi? Ekmek yiyeceksin, alışacaksın. Hayır yemeyecek. O cevizi ben sana yedirtmeyeceğim. Niye? Niye cevizi seviyor kaliteli şey? Ya ekmek yersin, niye ekmek yesin kuş? Ha. Sen ye ekmeği. Yerim. Senin bir gün pilavını yiyeceğim. Duydun mu beni? Heyo benim canımı sıktı. Heyo çok bugün asabi ve durgun. Birazdan neşelenir. Mutsuz olduğum zaman soda içerim. Güzel kendime geldim. Evet bugün dışarı çıkacağız ve Heyo'yu evi için yeni şeyler alacağız. Hadi gidelim. Alayım. İçeride şunun dolusunu ver. Biraz dolu ver. İçi bana veriyor. Nereden çıktı o ses? Ağzımdan civciv sesi. Civciv sesi. Görüşürüz Heyo, biz dışarı gidiyoruz. Görüşürüz dışarı gidiyoruz, kendine iyi bak. Yok mu babaya bir görüşürüz? Hayır hayır yapma, niye bir Heyo'ya silah getiriyorsun? Çocuğumuzu ruh sağlığını kötü etkileme, git ya. O gün gelecek görüşeceğiz. Hayır hayır görüşmeyeceksin. Bugün affediyorum sen, bugün senin günün. Bu adamın sorunları ver Heyo, onunla çok fazla yakınlık kurma. Elmayı al. Şapşal seni al ya. Al al ye. Hoppala hop. Aldı götürdü elimden, yesene, niye kendin alıyorsun? Bak küçük minnak elleriyle tutuyor bir de elmayı. Abi elma mı yiyorsun sen, ye. Ye götür elmayı. Aferin. Senin maaşından keseceğim elmayı. Evet biz Heyo'ya maaş veriyoruz. Hadi gidelim. Kal bakalım burada. Ben gidiyorum. Sen elmanı ye dur. Biz geleceğiz. Evet, gitmeye hazırız. İlk önce kendime gerekli şeyleri almam lazım. Evet, anahtarlarımı aldım ve yola çıkabiliriz. Hadi o zaman çıkalım gidelim. Başak'tan öğrendim. Allah'ım ya Rabbim ya. Değişik değişik insanlar ya. İyi günler. Burada mı oturuyorsunuz? Yok. Biz buraya yeni taşındık da daha bir hafta filan oldu. Tamam. Ne kadar kabarsın sen. Hadi gidelim. Kara kola mı? Havalı giriş. Bayağı bir. Düşüyordum dur. Olmadı hadi gidelim. Bir kere ben dayanayım. Ay.
Çek çek sen çek çek. Çöpe götürüyorum çöpe. Allah Allah. Hadi hadi dolaş gel o gelmeden gidelim hadi. Gel 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 gel. Beni bindirdiği toprak taşıma arabasıyla uğraşıyor. Gelmeden gitmeliyiz. Şerefsiz buradayım ben. He? Sen beni bırakıp gidecektin değil mi? Evet git buradan arabamdan in. Sabah gibi de ben de seni arabayla taşıdım. Hadi gidelim. Evet benim gözüm birazcık bozuk olduğu için araba sürerken gözlük takıyorum. Nasıl Harry Potter'a benziyor muyum? Aa babam orada. Merhaba babiş. Nereye gidiyorsun? Biz gidiyoruz. Nereye? Özgür bir çocuğum ben. Yavaş git bak bana. Artık çok özgür, hızlı gideceğim. Özgür anlamam. Yavaş git bacaklarını. Hızlı bırak. Gideceğim. Hızlı gideceğim. Yavaş git lan. Hızlı gideceğim. Arabayı hemen kapat. Hayır hayır. Görüşürüz babiş. Hadi gidip birazcık pet shop bulalım. Harry'e yakışan birkaç pet shop ürünü bulmamız lazım. Ama pet shoplar genelde pahalı oluyor. Demek ki biraz girecek. Sorun yok, sorun yok. Hay! Araba süren adama karışma. Dışarıya at. Ya pencere mi açık? Dışarıya niye atıyorsun lan? Dışarıyı pisletmeyin. Evet arkadaşlar, dışarıyı pisletmeyin. Arabada giderken sokağa atan insanları hiç sevmiyorum. Siz de arabada giderken sakın çöplerinizi sokağa atmayın. Çöplerini çöpe at. Çöplerini çöpe atacaksın. Kayıtta mı? Evet. Kayıttan çıktım. Çevremizi temiz tutalım. Dışarı çöplerimizi atmayalım arkadaşlar. Bir örnek vatandaş olarak da beni örnek alabilirsin. Teşekkür ederim. Niye atmaya çalıştın biraz neyin? Önce çöpünü? Hiç hatırlamıyorum. Hadi gidelim pet shop'a. Ya ne yapıyorsun? Ben sana sokağa araba kullanırken yere atma dedim. Bak, sokakta yürürken de yere atıyor. Ha çöp buldum bak. Arabayı... Hayır bırak bırak ben atacağım. Bu çöpü ağacın arkasından şu çöp kutusuna sokacağım. Atıyorum hazır mısın? Bak bir de ben atıyorum. Atamazsın imkansız. Bak sen o çöpü oraya sok. Ne istersen yapacağım. Burada sürünürüm yerde. Hadi at hadi. Ağaca da alalım. Çok komik. Neyse hadi gidelim. Diyor ki seni basket diye inerim diyor. Bak. Boş. Dur bir dakika. Çok komik. Boş. Çünkü boş. Çok saçma. Beni hayatta basket diye inemez. Ya bu büyük konuşma bak. Ya neyine giriyorsun bana söyle. Neyine giriyorsun? Yogama falan aldın mı yani? Tekniklerime güveniyorum. Pet shop'a giriyoruz. Pet Star'a. Hadi gidelim gel. Ya sen niye bu halde gittiğim yerde karşıma çıkıyorsun? Gel ya. Bizim bir kakadumuz var. Harika. Kakaduya böyle güzel bir şeyler almak istiyoruz ama biraz pahalı olabilir veya ucuz olabilir. En iyisi neyse ondan alacağız. O zaman şey yapalım. Önce reyonumuza gidelim. Hadi bakalım. Papağanımız oyunu çok sevdiği için, kemirmeyi çok sevdiği için bu tarzda renkli, boyalı, kafese atabileceğimiz. Ayağım çar. Hırdın hırdın. Kırmadım ya. Aynı hırdın. Zamanda böyle içine girip de oynayabileceği. Bunlardan böyle kafesimize takabiliyoruz. Ha Heyo bunu sallanabilir mi? Heyo'nun boyu buna yeter mi? Boynuna şimdi abi. Çapraz durduğu için buraya oturur rahatlıkla. Boynuna mı takıyoruz bunu? Hayır boynuna değil. Bunda sallanıyor. Cahil olma. Bunu kafesin tepesine takıyoruz. Buraya vallahi giriyor. Şunlarla oynuyor. Parçalayacak. Olay o. Başka neler var? Olay. Bunu yana takıyoruz. Aynı şekilde şunu kemirerek parçalıyor. Boynuz mu? Boynuza çok önemli. Bu ne bu? Ağaç. Küçük. Hindistan'daki bir ağacın. Hindistan'daki bir ağacın şeyi, oyuncağı. Bu yine. Hindistan'da olduğu için pahalı olması lazım. Oyuncağı. Bu da aynı şekilde tüneyimiz yandan takıyoruz. Buna çıkarak bu tarafa oynuyor bu sefer. Maksat yalnız kaldığı zaman o yolansın. Yok da yaramazlık yaptığı zaman. Kafasını vuruyor. Hayır kırbaç değil o. Niye vuruyorsun bana o zaman? Kırbaç da olabiliyormuş. Bu ne? Boynuna sarıyoruz. Heyyo tasma getirdi ya. Ya ben olur mu diye. O bir papağan. Papağana tasma takabilir misin? Ya sordum ben sadece olur mu olmaz mı diye. Ya sana tasma taksalar özgür hisseder. Mutlu olur musun? Hayır ben hayvan mıyım? Hayır hayvanla insanı ayırma. Neyse öner canım onu olur. Al git. Banyo aldım. Müthiş bir oyuncak buldum bak bu ne? Sefer ciddi. Ciddi göster. Hayır korkar bundan. Hayır korkmaz ya. Ya bundan ne yapacak? Ördek. Ya ördek de. Bana al o zaman. Ha? Korkar bundan. Belki bu yok korkmaz bir tane. Hayır bir kuş neden bir ördek oyuncağıyla oynasın? Bana bir mantıklı bir açıklama yapar kendine mısın? Kendine benziyor kendine. Ya bu heyyonun neresine benziyor? Bir ördek. Al hadi al senin için alalım. Tamam bunları alıyoruz o zaman. Şimdi kasaya gidelim. İndirimizi yaptıktan sonra toplam 120 lira. Toplam 220 lira. Yani çok değilmiş. Bunu azaltmam lazım çok fazla aslında. Bir oyun yapalım mı? Burada bir zar var. Ben bu zarı atayım. 6 ile 3 arasında gelirse indirim yapın. 3 ile 1 arasında gelirse yapmayın. Tamam. Tamam atıyorum. Dokunmayalım. 5 geldi. Tamam kazandım. Biraz daha indirim. Ne kadar indirim? 100 diyeceğiz, 200 yapacağız. 220 lira daha kazandık. Bakma ödeme yapacağım, bakma. Niye bakıyorsun ya?
Burada bir köpek daha var, adı Zena, çok tatlı. Merhaba. Ne güzelsin böyle. Yanımda mama olsaydı verirdim de yok. Çek hızlı hızlı. Hızlı ol, hızlı ol. Çek. Hadi, hadi. 3, 2, 1. Süre bitti. Bak. Hadi gidelim. Evet, amcam biraz önce demişti ki seni baskette yenerim demişti, sebepsiz bir yere. Ben de onu baskette yeneceğim. Ama yenersem bir şey kazanmayacağım. Kaybedersem kaybedeceğim. Olur ama. Meselesi, olur. Ya ne onuru ben? Hani 10 insandan 99'u, 10 insandan 99'u der ki Enes Batur yener zaten. Ben bir şey kazanmayacağım. Sesi duyuyor mu? Sesi duydun mu? Ya niye garip veriyorsun sesler çıkarıyorsun? Garip bu sesler senden çıkacak şimdi birazdan. Aa, burada gençler var bak. Aa, beni tanırlarsa bana basket topu verirler. Bakalım verecekler mi? Yanlarına duracağım. Abi nasılsın? Amcamla iddiaya girdik, seni baskette yenerim diyor. Ha burada. Abi gel. Yener mi? Abi gel. Abi gel. Ben istiyorum seni. Açın kapı nerede? Baskette yenerim diyor. Ne diyorsunuz, yener mi? Bana hayır. Söyle, yenebilir mi? Hayır. Bence yenemez. Şu göbeğe bak. Ben de atmam lazım. Tamam, hazır mısın? Kaçta biter söyle bak. Sonra uzatma. 5'te biter. 4-4 olursa fen uzar. Hadi başlıyoruz. Faul yok bak. Hakemsiniz. Faul yaparsa söyleyin. Tamam. Bayağıdır oynamıyorum ya. Hoca, hoca. Al topu! Vur! Atacaksın, geçti zaman geçti. Vur! Hakem! Vallahi topu ya. Baş şimdi. Aaa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 a
çalışma, sen bir şey yapamıyorsun ya. Ha yine sundu. Transfer alalım, Cafer Kutay. Lazım. O da Beşiktaş. 4-1 hadi. Bravo! Sarı. Bravo. Evet. Ney? Ne diyordu hatırlıyor musunuz? Flashback. Ya neyle giriyorsun? Ay ben neyle giriyorsun? Yogama falan aldanma yani. Tekniklerime güven. Seni yenerim, seni ezerim, sen eziksin basketbol. Oynamadan dedi ki ısınıyoruz dedi. Ben de ısınıyor diyor. Çabuk. Ya insan ısınmada bir tane atamaz mı ya? Top bendeyken potaya değerse düştükçe üstünden çıkıp girmen lazım. Yok. Öyle. Ne yok. Dur 5-0 yendim işte. Gene de elimi sıkman lazım. 50 yaşında bir adam. Ya 50 yaşında adamsın, niye seni yenemiyorsun? 5-1 zorla yendin, 1 saatte çekim yaptı. Kestik. Bir tane adam yok beni kayıran. Evet eve geldik, şimdi üstümü değiştirdim çünkü çok terlemiştim, amca gel. Evet ben üstümü değiştirdim ama amcam üstünü bile değiştirmemiş. Neden pis kokuyorsun şu an? Burnum yanıyor, burnumdan alev çıkıyor bakın. Gördünüz mü? Deli gibi alevler çıktı burnumdan. Bu koku. Abi dur. Ne? Bu mikrop. Benim 3 tane gazam vardı. Birini kesti. Koca bir kış boyunca yiyordum. Ya ben şimdi anlamıyorum. Neden bir insan 3 tane kaza alır? Kazaktan başka bir şey yok mu? Sen iste. Ben sana Heyo'nun kendi tişörtlerinden vereyim. Twitch tişörtlerinden vereyim. Aynen. Şeylerinden vereyim. Heyo Gang Instagram takip edebilirsiniz. Aynen. Neden pis kokuyorsun? Hala burnum yanıyor bakın. Biraz bekle. Evine senin yeni eşyalar aldım senin evine. Bekle. Baba evi temizleyecek. Aslında bakın buradakiler şey değil, pislik değil. Buradakiler Heyo'nun yemleri yememiş. Gagasıyla bunları alıp yere atıyor. Manyak papa. İsraf. Ben diyorum ki ne? Pilavını yapıp yiyelim diyorum. Enes kızıyor. Ne pilavından bahsediyor? Heyo pilavı. Öyle değil mi Heyo? Hayır ya, hayvanın psikolojisini bozma. Hayır Heyo. Senden pilav yapmasına izin vermeyeceğim. Pilav seviyor musun?
Hayır. Lah orada. Bir daha dökersen baba temizler. Hayır bırak onu. Bırak onu, karışma hayvanıma. Ben temizliyorum onu. Temizlersin bunu. Her gün temizlersin bunları. Sen seviyorsun zaten hayvanın mamasını yemeyi. Al ye. Bohlu mu yiyeyim ben? Bohla karışır. Okey, üstünü temizledik. Daha böyle bir düzenli oldu. Şimdi oyuncaklarını koyalım. Ona yeni cicişler aldık. Cicişler aldık ona. Şuna bakar mısın? Bu yani hey ya, bu fantezi oyuncağı gibi ama papağan oyuncağı diye satıyorlar. İlginç geldi bana. Baksana amca. Şey eve yapayım. Götürmek ister misin? Şuraya da böyle bir salıncak, böyle güzel tarz bir salıncak bence. Bak şöyle, bir yapsana. Tutsana şöyle. Böyle sallanıyor arkadaş, sıkı tut. Hayır hayır yapma ya, kopan, manyak mısın? Sen papağan mısın? Sen papağan değilsin. Arkadaşlar o papağan mı? Aslında papağana da benziyorsun ha. Nereye benziyor? Ya bildiğin papağan gibi harbi ha. Papağan diye seni okutabiliriz. Burnum benziyor. Letgo'da satalım mı seni papağan diye? 10 milyon vermediler lan. 10 milyon vermediler, zoruma gidiyor. Okey bunu koy. Toplu moplu bir şeyimiz daha var. Ya papağan oyuncaklar niye böyle? Hayır bunlar senin, bana ver. Bir tam daha garip bir oyuncak. Bu şuna vursana, bana niye vuruyor? Ya hayır, deniyorum nasıl bir oyuncak diye. Sert mi, acıtıyor mu diye. Acıtıyor mu? Acıtmıyor. Şöyle garip bir ısırma oyuncağı. Bunu ısırıp ısırıp parçalayıp zevke gelecek. Oh! Bir de şöyle bir dalı var bunun. Garip bir dal. Dal yani, Hindistan'dan mı gelmiş? Evet. Arjantin'den geldi dedi ama adam, bence inanmıyorum. Dışarıdaki ağacın dalını kesip ama süs yapmışlar. Bence bu boynuza da benziyor. Şaka şaka, Arjantin diyorsa Arjantin'dir. Şöyle bir tane daha oynama oyuncağı. Böyle garip çubuk şeklinde, daire halkalı. Bantın şeyini çıkarmışlar, dışındaki bantı. Bantın halkasından oyuncak yapmışlar. Tebrik ettim. Manyaksınız ha. Sonra bir de şöyle ısırma oyuncağı da var. Güzel yani. Şimdi bunların hepsini toplayıp yerleştireceğiz. Tamamdır. İlk oyuncağını takıyorum Eyo. Bence bunu dışarıya doğru takalım. Dışarıda dursun bunlar. Dışarıda aynen. İlkini buraya takıyoruz. İkinciyi buraya takıyoruz. Zaten böyle duruyor bile. Kafesine upgrade getirdim Eyo. Şimdi ağaç kabuğunu takalım. Bununla içeride veya aslında şuraya da takabiliriz. Buraya oturup bunu kemirir. Aynen. Taktik. Tamam. Bunu da buraya taktık. Böyle buna oturup bunu gagalayacak. İşte böyle taktikler. Taktikler. Taşır mı bu? Taşır taşır. Nerede taşır? Ya seni taşımaz, sen hayvan değilsin. Hayvanla nerede, ben taşır mı dedim ya, sadece sordum. Bu zevk aleti. Sen bunu başka bir şey için kullanırsın, o başka bir şey için. Hadi iyisin ha, bak buna oturup sallanabilirsin böyle. Yuu yuu yapabilirsin hadi. Hadi gene iyisin ha. Vallahi Luna Park oldu. Bu da boncuk aleti. Boncuk böyle sallar sallar şey yapar. Onu da buraya takalım. Tatlış dursun, tatlış tatlış. Şuraya şöyle. Vuu, ne güzel sallanıyor bak. Şu ısırma şeyi, bunu da kafesin şurasına koyalım ki bunu ısırıp ısırıp mutlu olsun. Ya şöyle üstten sallandıralım, dur. Bu da kızıl deli şeyi gibi, bakar mısınız şeklinde. Bunu da ısırıyorlar. Bunu da ısıracağı bir yere koyalım. Bunu da nerede ısırabilir? Bunu bence nerede ısırabilir? Boynuna da yapıyor bence. Bak. Hayır boynuna nasıl taksın? Bak bak, bir saat bir şey yap. Ya senin boynuna bunu taksak nasıl olur? Bak, dur bekle, saat. Bekle dur. Deneme sadece, bak beni karıştırmayın papağandan. Bak şimdi. Tamam hadi gez bununla, gez bununla, gez bununla. Çık oradan, çık. Papağan taktiği yap. Bak. Böyle nereye gittiğini bulman için. Yani o kaybolduğu zaman. Papağan taklidi nasıl ama? Ver ya, ver ya şunu. Bak nasıl bakıyor bak ona. Bak 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 bak. Bir sakıncalı durum var. Ne? Şimdi biz evde bir şey böyle süpürürken veya bir şey şeye bak bak. 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 Sakıncalı yani. Ne? Abi eğiliyor ya, bir şey alırken böyle değebilir yani. Ya pisliğine sapık olma. Değil, sapık, sapık değil. İçinden pis pis düşünceler geçirme. Ben dediğim gibi bunu istersen öyle kullanırsın. Papağan bunun üstüne çıkıp oynayacak. Bitti mi Oraz bu sakıncalı? Ben söyledim sana. Kim değerse gitti. İstiyorsan dene amca, hoşuna gittiyse ben bilemem. Çok tamam, tamam, var. Tamam. Bak hepsine ben yazdım bunları. Bir gün böyle çok acı ödeyecek bunları. Aynı büyücü evi gibi oldu ya. Büyücüler olur ya. O korku filmlerinde büyücüye gittiğiniz zaman hep bu tür şeyler olur. Anahtarlar, şeyler. Tamam, final eşyamızı da koyuyoruz. Yes, işte bu kadar. Çak. Çak. Ben çak tüm gidiyor, papağana gidiyor. Çak. Yeeey. Sen bilmiyorsun daha bunu. Bence güzel oldu ya. Şöyle baksana bir genişten. Ya bu kafesin normal fiyatı 1200 lira civarında olması lazım. Öyle biliyorum. Hediyelerle birlikte 200 lira. Hadi bir de 100 lira da bizden olsun. 1500 liraya kafes. Ama normali 1400 falan. Ama bize indirim yaptıkları için 1500 lira orijinali. 1500 liralık Heyo'nun kafesi. Her neyse, güzel oldu. Heyo oyuncaklarıyla oynamaya başlar yakında. Evet, Heyo kafasına göre takılabilir artık. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız vlog aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Yandaki videoları tıklayarak diğer videoda gelirsiniz. Benim de sesim kısılmış. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Çak. Evet. Çak. Çak. Yukarıdaki video mu? Hangisi? Bu taraf. Yukarıdaki videoya da tıklamayı unutmayın. Dans et. Video bitiyor. Yok. Nasıl dansım ama? Heyo dansı bu da. Yeni 2. Bir bitti, ikiye mi başladı? İki başladı. Birinci. Bu ne? Öyle.